Ali Bey hoş geldiniz efendim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Benim sorum vasiyetle ilgili olacaktı. Buyurun. Şimdi vefat sonrası bir altın bilezik şey yapılıyor, hayır işlem vasiyet ediliyor. Evet. Yalnız bunun bir kısmını hayır işlesek ve diğer kısmını başka bir şekilde kullansak oluyor mu? Bir de ikinci sorum bağlantılı Bu olarak. ilk sorunuzla alakalı bir şey soracağım Ali Bey. Buyurun. Bu vasiyeti bırakan kimsenin diğer mal varlığı nedir? Sadece bu altın bilezik mi yoksa Hayır. haricen şeyler var mı? Tabii harici altınları da farklı şeyler de var. Tamam. Diğer soru nedir? Diğer soru bu yani hayrı yakın birisine bağışlayabilir miyiz? Peki. Soralım inşallah. Sıhhat, afiyet diliyoruz Ali Bey. İzmir'e selam ederiz. Sizden de dua bekleriz. Hayırlı akşamlar. Sorduğum kısım galiba cevapla alakalı önemli bir bilgi verecek bize Yok, hocam. doğru. Vasiyetin üçte birini eğer geçiyorsa belki bu sorunun cevabı değişirdi ama anladığımız kadarıyla üçte biri bile bulmuyor. Evet. Şimdi vasiyetle ilgili isterseniz çok genel ilkeleri bir daha hatırlamış olalım. Buyurun hocam. Yani vasiyet ölüme bağlı bir tasarruftan ibarettir. Kişi sahip olduğu mirasının üçte birini vasiyet etme hakkına sahiptir. Yani vasiyeti üçte birinde geçerlidir. Burada sualde kardeşimiz diyor ki bir miktar altını vasiyet etmiş. Bunu işte hayır için veya şu veya bu amaçla bir vasiyeti var. Şimdi bu altının tamamını vasiyet ettiyse siz çok yerinde bir sual sordunuz. Acaba bundan başka malı var mı? Yani vasiyet üçte birinde geçerli olduğuna göre eğer bunun dışında bir malı varsa bu vasiyet ettiği kısım üçte birine tekabül ediyor veya ondan daha azsa bir defa kesinlikle bunu yerine getirmeleri tarafların yani varislerin üzerine bir vecibedir, yerine getirmeleri gerekir. Burada da vefat eden vasi hangi amaçla vasiyet ettiyse o yönde harcamaları gerekir. Biz bir kısmını onun vasiyet ettiği yere bir kısmını da başka yere harcayabilir miyiz? Zannederim sualde o da vardı. Böyle bir yetkileri yok. Yani böyle bir Dolayısıyla işaret bulunmadıysa hocam mesela benim adama hayır yapın dedi. ha, mutlak dediyse onun adına uygun gördükleri hayır kurumlarına, hayır yerlerine sarf edebilirler. Ama mesela dediyse işte Diyanet İşleri Başkanlığı diyelim ki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin falan ihtiyacı için bunu ben Böyle vasiyet ediyorum kayıtladıysa. diyorlarsa, kayıtlıysa onun dışında bir yere harcamaları uygun olmaz.